hastalık grubunun iki temel hastalığından birisi. Birisi Alzheimer hastalığı, diğeri de Parkinson hastalığı biliyorsunuz. Parkinson hastalığı işte yaşlanmayla da bağlantılı, sıklıkla artan bir hastalık. Ama biz burada genelde yaşı çok vurgulamak istemiyoruz. Çünkü her yaşta görülebilen bir hastalık Parkinson hastalığı. Hatta işte 40 yaşından önce görülenler genelde genetik grubu oluşturuyor. Yani ailesel olanlar oluşturuyor ve onlar Türkiye'de birazcık diğer toplumlara göre daha fazla. Çünkü aile içi evlilikler nedeniyle. Bunun yanında ama daha büyük bir kısmı yaş grupta yer alan hastalıklar. Dünyada da giderek sıklığı artıyor aslında yaşlanmayla beraber. İşte Türkiye'de şu anda genç bir toplum ama yaşlanmayla beraber Türkiye'de yaşlandıkça daha sık göreceğimiz bir hastalık. Biz burada aslında hani topluma mesaj olarak şunu vermek istiyoruz. Hani Parkinson hastalığının tanısında aslında insanların aklına gelmesi de önemli. Çünkü tanı bazen atlanabiliyor. Özellikle titreme yapmayan Parkinson'lardaki hastaların %25-30'luk bir kısmı titreme olmuyor. Onlarda genellikle hastalık atlanıyor. Özellikle yaşlanan hastalar, yaşlı hastalarda işte yaşlandı, yavaşladı şeklinde ya da genç olanlarda akla gelmediği için tanı gecikebiliyor. Bu da yaşam kalitesini düşürüyor. Halbuki Parkinson'da biz bulguları düzeltebiliyoruz tedavilerle. O nedenle tanının gecikmemesi hem hastalığın ilerlemesi açısından hem de yaşam kalitesinin bir an önce yerine konması açısından önemli. Çünkü Parkinson asıl bulgusu yavaşlama. Yani hareketlerin yavaşlaması, hareket yapmada güçlük, işte kol sallamada azalma, örneğin bir kolun sallanmaması, yazı yazarken küçülme, yazı yazmada zorluk gibi bulgular şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu durumda bizim hani toplumda bilinçlenme ve farkındalık açısından beklediğimiz bu tür şeyleri olan, sorunları olan insanların bir an önce nöroloji hekimlerine yönlendirilmeleri. Çünkü bunlarla ilgili elimizde çok fazla tedavi seçeneği var. Bugün hem ilaçla tedaviler yapabiliyoruz Parkinson hastalığında, hem iğne tedavileri var, hem işte mideden tüp ve jejunum dediğimiz bağırsak bölümüne ilaç verilerek yapılan biraz bilgi vermeye çalışacağım ben. Bu gerçekleştirdiğimiz 55. Ulusal Nöroloji Kongresi uluslararası katılımlı bir kongre olarak yine devam ettiriyoruz. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da katılımcılar nöroloji alanındaki bilgilerini, gelişmelerini yenilemek ve bir sosyal ortamda meslektaşlarıyla tartışabilmek imkanını bulmuş oluyorlar. Kongremiz yıl içinde nörologlar için yapılan eğitim aktivitelerinin aslında en önemlisi. Çünkü 1500 kişilik yaklaşık katılımla gerçekleştirilen bir kongredir. Çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacımız var. Alanlarında özellikle uzman, çok değerli konuşmacılar, bilim insanları kongremize davet ediliyor. Bu senede yine ilk 3 gün içinde ana oturumlarda önemli konular tartışıldı. Bu senenin konusunu yine yaygınlaşan bir hastalık grubu, ülkemizde de yaygın bir hastalık grubu olmaya başladı yaşın ilerlemesiyle birlikte, hareket bozuklukları, Parkinson hastalığı başta olmak üzere bilimsel çalışma grubu moderatörü arkadaşım muhakkak bu konuda bilgi vermiştir. Ülkemizde son derece yaygın dedim, 150 binlere varan rakamlar. Sadece Parkinson hastalığı değil ama diğer hareket bozuklukları da yaygın ve tedavi edilebilir olma özelliği taşıyor. Erken tanı ve tedavisinin mümkün olduğu bir grup. Özellikle yaşam kalitesinin artırılabileceği bir grup. Kronik hastalıklarda en önemli problemimiz giderek hastanın yaşam kalitesinin düşmesidir. Oysa ki çoğu faktörlerin yaşam kalitesini etkileyen pek çok faktörün tedavisi ya da bir şekilde giderilmesi mümkündür. Bunun için de sağlık yasa yapıcılarıyla, işte Sağlık Bakanlığımızla, çeşitli organizasyonlarla ve tabii ki bu alanda çalışan değerli hocalarımız, çalışma gruplarıyla işbirliği içinde projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Kısaca
MS olarak bilinen hastalıkla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bu hastalık uzun yıllardır bilinen bir hastalık ama son zamanlarda bilinirliği artmış bir hastalık. Tanısı ve tedavisinde önemli gelişmeler olmuş bir hastalık. Gençlerin hastalığı özellikle 20 ile 40 yaş arasında daha çok gözüküyor. Uzun vadeli bir hastalık, kronik bir hastalık. Hastalığın farklı yüzleri var. Bir hasta hiçbir zaman diğerine benzemiyor. Bir diğeri zamansal süreç içerisinde de hastalığın gidişi son derece önemli oranda değişti, olumlu yönde değişti. Şöyle ki MS eskiden yüksek olasılıkla risk oluşturan, iz bırakan bir hastalık şeklinde biliniyordu ki bu şekilde hastalarımız da çok var diye yürüyemeyen, gezemeyen, tekerlekli sandalyede çok hasta var. Ancak özellikle yeni hastalarda son 5-10 senede artan tedavi seçenekleriyle hastalık son derece iyi bir şekilde kontrol edilebilmeye başlandı ve hastaların çoğu artık normale yakın yaşam devam ettirebilecek duruma geldiler. Yani tedavide erken ve uygun zamanda tedavi yapıldığı zaman gelecekleri kişilerin, hastaların daha parlak oluyor ve özürlük riski azalıyor. Ancak ek bir sıkıntı şöyle gelişti. Tedavilerin etkinlikleri son derece iyi, özellikle yeni tedavilerin, ama güvenlik bakımından sıkıntılar var. Şöyle ki eskiden enjeksiyon diye dediğimiz tedaviler vardı. Bunlar zayıf etkiliydi ama güvenlikleri son derece iyiydi. Yeni tedavilerin kan tablosuna bazı etkileri, yan etkileri olabiliyor. Diğer vücuda bazı yan etkileri olabiliyor. Bu nedenle yeni tedavilerde özellikle hap kullanıyor, 6 ayda bir tedavi kullanıyor. Hastalar için kullanımı kolay oluyor. Bazen MS'lerini unutuyorlar ama güvenlik riski devam ediyor ve bu nedenle güvenlik takibinin mutlaka yapılması gerekiyor. Ve birçok yanlışlanış da işi hastaların hayatı çok zor duruma sokuyor. Aslında olan biten şey ne? Normalde beynimizde olan elektrik aktivitesinin bir anda çok kontrolsüz ortaya çıkması. Beyin fonksiyonlarından hangi biri nöbet olarak şekillerine bilgiliyor. Ama çoğunlukla birçok neden bu nöbetlere sebep olsa da çoğunlukla altta yatan ciddi bir sorun yok aslında. Hastalarımızın büyük çoğunluğu %60-70 normal hayatlarına devam edebiliyor, sağlıklı yaşıyorlar. Bir ömürcük tehlike yok, hastalık devam eden, ilerleyen, aklına fikrine zarar verecek bir durum yok. İlaç yerde de büyük ölçüde nöbetler kontrol altına alınmaya çalışılıyor, başarılıyor. Ama %30-35 gibi durum pek tabii ki her nöbetler açısından biraz daha zor olur. Ama orada cerrahi tedavi söz konusu olduğu gibi bu açıdan Türkiye'de günden güne kendini çok daha geliştiriyor. Ve bazı diğer nörolojik hastalıklar, beyin hastalıklarında epilepsi eşlik edildi. Bunun da önemi var. Çoğunlukla hastalar hayatlarına iyi devam edebilecekken hep kötü örnekler ön plana çıktığı için sanki toplumdan tercih edilmesi gereken, normal işverini yapamayacak, eğitim alamayacak, önlenemeyecek insan muamelesi görmeye başlıyorlar. İş başvurusuna gittikleri zaman işte sende uyuşturucu var mıdır gibi çok garip, gereksiz sorularla karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla bu sosyal destekten mahrum etmek insanları son derece hayatlarını kalitesiz etkiliyor. Toplum sağlığı açısından bir sorun yaratıyor ve de 140 bin damar tıkanmasına bağlı 40 bin kadar da kanamaya bağlı inme meydana geldi. Bu hastaların maalesef 40 bin kadar da hastanelerdeki yatışlar esnasında bu hastalıkta türü kaybetildi. İnme bizim ülkemizde önümüzdeki yıllarda giderek artacak olan bir problem olacağı benziyor. İnmeyle ilgili söylediğiniz konu en önemli konusu, inmelerin yaklaşık olarak %90'ının önlenebileceği. Bunun için çok erken yaşlardan başlayarak da damarsal sağlığımızı en iyi şekilde tutmamız gerekir. Burada bizim her zaman söylediğimiz, kişilerin kendi rakamlarını bilmesidir. Boyumuzu, kilomuzu biliriz ama kan basıncımızı, tansiyonumuz olup olmadığını, kan şekerimizi, kötü kolesterolümüzü, iyi kolesterolümüzü, günde ne kadar karar aldığımızı, ne kadar yürüdüğümüzü, buna benzer birçok faktör, mesela sigara istediğimiz, özel kullanmadığımız var. Bunları çok bilmiyoruz. Az bir bilmemiz lazım. Bunları bilirsek inmeyi engelleyebiliriz. Eğer engellenememişler, gelişmişse inmenin tedavisi de var. Bu tedavi damar tıkanıklığına bağlı inmelerde zamana bağlı. 4,5 saat içerisinde bu tıkanmayı serum şeklinde verilen ilaçlarla acaba bertaraf etmek
mümkündür. İlk 6 saate kadar olan vakalarda da aynı şeylerle girip rutiyi dışarıya çıkarmak mümkün. Zamanla gelişen teknolojilerle hastalara çeşitli MR veya tomografi gibi görüntülemeler yaparak ilk gün içerisinde daha geç dönemlerde de kurtuluşu çıkarma veya da kurtuluşu tedavileri uygulayabiliyoruz. Son yayınlanan SUT'la beraber nöropatik ağrıda verdiğimiz bir takım ilaçların verilebilirliği azaltıldı. Denildi ki hastalarımızın bizlere ancak üçüncü basamakta yer alan bir merkeze giderseniz bazı ilaçlarınız artık orada yazılacak. Bu çok büyük bir sıkıntı yarattı hem hastalarımızda hem de bize. Çok sayıda şikayet dilekçesi hem SGK'ya hem de Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Buradaki temel problemlerden bir tanesi üçüncü basamak olarak adlandırılan yerlerin eğitim ve araştırma hastanesi ve üniversite hastaneleri olması. Bırakın küçük şehirleri, pek çok yerde, pek çok büyük ilde bile üçüncü basamak hastaneleri olmayabiliyor. Bu durumda ağrı çeken ve normalde tedaviden fayda gören hastaların o tedaviye ulaşabilmeleri için bir üçüncü basamak hastanesine gitmeleri gerekiyor. Bazen kilometrelerce gitmek zorundalar. Halbuki bütün nöroloji hekimleri almış oldukları eğitime bakarak bu hastaları tanıyıp tedavi ediyorlar. Son derece kolay bizler açısından ve normalde de yaptığımız bir şey. Ama artık bize deniliyor ki ancak üçüncü basamaktaysanız sizin yazdığınız reçeteniz ödenir ve hastalara da deniliyor ki sadece siz üçüncü basamaktaki hastaneye giderseniz ilaçlarınızı alabileceksiniz. Biz bunu geri ödeyeceğiz. Bu bizim çok kabul edebildiğimiz ve hastalarımızın kabul edebildiği bir gerekçe değil. Artı deniliyor ki sadece 3 ay boyunca ve 3 hekim imzasıyla rapor çıkarabilirseniz bu yazabilirsiniz. Bir kuru kardan bahsediyoruz. Bazen hastalığın gelmesi gitmesi çok zor olabiliyor. Hastanın ağrısı ve ona eşlik eden hastalıklar o kadar şiddetli olabiliyor ki bazıları evden çıkartan zorluk çekiyorlar. Bu hastalığı siz diyorsunuz ki artık başka yerlere gideceksiniz. Tekrar sıra alacaksınız, hastalığınızı anlatacaksınız ve tedavinizi ancak oradaki hekimler uygun görürse alabilecekler. Bu konuda dernek yönetimi olarak bütün meslektaşlarımızla beraber, bütün nörologlarla beraber süreci çok yakından takip ediyoruz. SGK ile görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım tekrar bu özellikle trigabalin ve gabapentin konusunda yaşamış olduğumuz sıkıntıları aşabileceğiz.